Neden geldin? Ben yüzünde bir yara olduğunu görünce merhem getirdim. Benim de ne zaman bir yerim yara olsa teyzem hep aynı merhemden sürerdi. Onu sürmene izin mi vereceğimi sandın? Hayır. O yüzden ben de en iyisi uyurken sürmek dedim. Başta biraz yakacaktır ama kısa sürede iyi gelecek. Bir kadının açtığı yaralar acımaz. Onların üstesinden gelmeyi öğrendim. Şimdi git buradan. Kullanmak istersen ya da canın çok acırsa çekinme lütfen sür. Eğer çok yakarsa içinden sürekli bal bu bal bu diye tekrarla. O yanma hissi geçer o zaman. Bunları neden yapıyorsun? Unuttun mu? Ben bir canavarım. Senin sahte kocanı sahte düğün gününüzde vurdum. Beni neden düşünüyorsun? Çünkü biri de beni yaralayacakken sen beni bundan kurtardın. Artık yaşamak için hevesim kalmadı. Ama sana bir şeyler borçlu olduğumu düşünerek her dakika ölmek de istemiyorum. Evet, sen bir canavarsın ama bu yine de sana barbarca davranmamı gerektirmiyor. Yoksa bu hayatta senden ne farkım olur? Bir şey daha. Biliyorum sen beni yalancı sanıyorsun. Dürüst olmadığıma ve rol yaptığıma inanıyorsun. Ama bir kez daha söylüyorum. Ben yanlış yapmam. Ne ülkeme, ne halkıma baş kaldırırım ben. Kimsenin de yapmasına izin vermem. Ben masumum. Bunun böyle olduğunu er ya da geç sen de göreceksin. Neden öyle sırıtıyorsun merak ettim. Söyle hadi. Ben de biraz gülerim, fena mı olur? Kalmadı, bitti. Bir iki tane bir şey vardı. Senin adını anınca uçup gitti. Abi. Şimdi zekanı göstermenin hiç sırası değil. Seni çok iyi tanıyorum. Sen ve Rudra. Buraya bir amaçla geldiniz, değil mi? Ben artık yatmaya gidiyorum. Tartışmak istemiyorum. Yatmaya gitmeden oğlunu bir konuda uyarmanı isterim. Nişanlısının sözlerini ve davranışlarını lütfen kontrol etsin. O kız aile meselelerine bir daha karışmasın. Yanlış hatırlamıyorsam Rudra'nın görme ve işitme duyuları henüz sorunsuz çalışıyor. Neden kendin söylemiyorsun? Yoksa korkuyor musun ondan? Yoksa seni dinlemeyip inadına hep bildiğini mi okur diyorsun? Oğlun Rudra Pratap Ranavat iyi bir BSD askeri olabilir. Ama sen beni gerçekten hiç tanımıyorsun. Benim de sağlam bağlantılarım var. Demek çok sağlam bağlantıların var, öyle mi? Kaç kişi?
Her birini tanıyor musun? Bak ne diyeceğim. Madem bu kadar yüksektesin, biraz yağmur yağdır bari. Hava zaten çok sıcak. Biraz ferahlamış oluruz. Ne yağmuru? Ben bir fırtına çıkaracağım. Sonra şikayet edip uyarmadı demeyin bana, çünkü çok uyardım. Abla, Rudra abim nasıl? İyi. Abla bak dinle, sana ne diyeceğim. Sen Rudra abime çok aşıksın herhalde. Onu hayatımda ilk kez bir tokada engel olurken gördüm. O da sanaydı. Güzelliğin onu büyülemiş. Abla baksana, bir şey soracağım. Siz nasıl tanıştınız, bana anlatsana. Rüyama girdi. Eskiden hep rüyalarıma girerdi. Her gece. Hayatım böyle geçti. Eskiden hep korkudan sıçrayarak uyanırdım. Ay, demek rüyana girerdi. Ben de çok rüya görüyorum. Beyaz atlı prensim atına binmiş geliyor. Beni alıp götürmeye geliyor. Abla peki sen onu rüyanda görünce neden o kadar korkuyordun? Yoksa seni güzel sözlerle kandırır diye mi? Anlat gerçeği Paro. Aslında hayatını nasıl mahvetti anlat ona. Yeğeninin aslında ne kadar zalim biri olduğunu anlat. Biliyor musun, senin yerine o tokadı yedi ya, yüzü yara bile oldu, kanadı. Benim gerçekten çok uykum var. Hadi uyuyalım. Ben de tam sana çay getiriyordum. İstemiyorum. Ama neden? Abla, sana yardım etmeme ihtiyacın var mı? Sen dün geceyle ilgili hala sıkıntılı mısın? Eğer istersen ben yengeyle konuşup anlatmaya çalışayım. Belki... Hayır Paro. Senin yardım etmene gerçekten gerek yok. Ben böyle iyiyim. Gerçekten. Abla, yoksa bana kızıyor musun? Eğer akşam benim söylediğim bir şeye bozulduysan, senden çok özür dilerim. Ama lütfen böyle bana yüz çevirme. Eğer sen de bana kızıp bozulursan, bu evde konuşacak kimim kalır? Benim gerçekten çok işim var. Aldın mı dersini? Söyledim sana, insanlarla yakınlaşmaya çalışmak sadece sorun getirir.
Sadece başına iş açarsın. Herhalde anlamışsındır. Neden surat asıyorsun? Sen zaten burada sonsuza kadar kalmayacaksın. Bir şey istersen bana söyle. İşçiler gelecek. Dışarıda duracaksan yüzünü ört. Efendim? Buyurun efendim, tatlı yiyin. Çok teşekkür ederim. Alın. Tatlı var, sen de al. Abi geldin mi? Sen de tatlı ye, bol bol ye lütfen. Bugün sen yemezsen başka kim yer bu tatlıları? En çok senin hakkın. Al. Rudra, al bakalım. Sen de ye bundan. Hadi ama. İşte bak, önce ben tadıyorum. Zehirli olmadığından emin ol diye yapıyorum bunu. Ben tatlı sevmem. Harika. Anne, ama bize ne demiştin? Annemin yüzünü görünce tatlı isteğin artıyormuş. Sabah sofrada böyle demiştin değil mi? Şimdi ne oldu? Alın bakalım, siz de yiyin. Boyne. Sen de ye, hadi. Bu da yeni tiyatro oyunu mu yoksa? Ne oyunu abi? Senden bu sözleri gerçekten beklemezdim. Bugünün ne olduğunu gerçekten unuttun mu? Çok özel bir gündeyiz. Bütün hayatınızın değiştiği günün yıl dönümünü kutluyoruz. Nedir bu? Lafı gevelemeden konuş. Ama daha nasıl söylesem bilmiyorum ki. Yani ne dersem diyeyim, sen anlamamakta ısrar ediyorsun. Yine de çok istersen söyleyeyim. Bir yandan tatlılarınızı yerken ben de size bir yandan bugün anlatayım. Bugün abimin çok sevgili hanımının, evet sevgili abim Dişir'in eşinin doğum günü. Şu anda burada olmadığı için ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Hayır, sakın yanlış anlamayın. Allah uzun ömür versin, 1000 yıl yaşasın. Yaşıyor da. Sadece kocasını ve oğlunu terk edip gittiği için burada değil. Evet, yani o aslında kaçtı. Yeter! Ne oldu? Ne demek yeter? Kaçıp gitmiş olabilir ama hala benim akrabam. Eniştemin karısının doğum gününü kutlamaya pekala hakkım var. Hem unuttun galiba. Kendin söylemiştin. Annem bir gün bu eve elbet geri dönecek. Aslında sana o kadar acıyorum ki. Ne kadar çok ağlıyordum. Annesiz, kimsesiz kalmış bir çocuktum. Hatta olur da dönerse beni nasıl bulacak diye merak ederdin. Buradan giderseniz nasıl bulacak diye. Çok yazık. Annen asla geri dönmeyecek. Yeter!
Yeter! Konuşma! Eğer o çeneni kapatmazsan seni bu evden hemen atarım. Aklından bile geçirme. Siz birlikte çekip gittikten sonra bu eve ben sahip çıktım. Bu ev bugün hala dimdik ayakta duruyorsa bu sadece ve sadece benim sayemde, tamam mı? Eğer elimden almaya kalkarsan yakarım burayı. Önce yaptığım tüm fedakarlıkların tek tek bedelini öde. Beni ancak ondan sonra kovarsın. Mohini! Baba, sakin ol. Bu evi istiyorsun, biliyorum. Bunu biliyorum. Al gitsin. Al senin olsun. Hayrını gör. Söyle ama. Sen bu koca evi neden bu kadar istiyorsun? Bırakabileceğin bir torunun bile yok değil mi? Sen ölüp gittikten sonra bu koca evin sonu ne olacak? Tabii ki yıkılmak. Yıkılmak. Bunu söylemem belki doğru değil ama belli ki senin cezan bu. Senin asla bir torunun olmayacak. Ona bak. Bak ona. Bu çocuk benim oğlum. Benim oğlum Rudra. Çok yakında evlenecek. Boy boy çocuklar olacak. Evdeki senin hakkına işte o çocuklar sahip çıkacak. Bu evde benim torunlarım yaşayacak. Torunlarım. Bu ev benim torunlarıma kalacak. Bu ev onların hakkı. Baba hadi. Hadi. Evi istiyormuş. Gel. Evi istiyor. Belli ki senin cezan bu işte. Allah seni böyle cezalandırıyor. Senin asla bir torunun olmayacak. Size şu... Nefes açıcı. Su. Su için. Ne oldu? Bağırışmaları dışarıdan duydum. Seni kışkırttığının farkındasın. Neden hala etkileniyorsun? Sonucunu gör işte. Yine bir şey mi söyledi yoksa? Söylediyse de seni ilgilendirmez. O benim yengem. Laf söylediği de benim babam. Evlen bu kızla. Rudra, bu kızla evlen. Hemen evlenin. Neden bu öfke? Böyle olma. Bu kadar kin tutma. Senin hayatında benimki gibi mahvolmasın oğlum. Sakın yapma. Sakın. Sen insansın. İnsanlığını kaybetme ha? İnsan kalmak çok önemli. Katı ve öfkeli olma. Bana benzeme. Evlen bu kızla. Tam 15 yıl.
Bunun için tam 15 yıl geciktin. Bana insan mı, canavar mı olacağımı öğretmek için 15 yıl geciktin. Her akşam, her gece, her sabah beynimi yıkarken aklın neredeydi? Beni zehirlerken sonucunu düşünmedin mi hiç? Ruhumu zehirlerken olacakları hiç düşünmedin mi? Söylesene. O yanmış ekmekleri yedirirken ve içimi kadınlara karşı nefretle doldururken nasıl daha? O zaman bunları düşünmedin mi? O zamanlar bir çocuğun masumiyetini yok ettiğini farkına varmadın mı? Bitti artık. Evet, her şey bitti artık baba. Benden geriye sadece nefret kaldı. O da iyileştirmekten anlamaz. Sadece yok etmeyi bilir. Her şey mahvoldu. Her şeyimi kaybettim ben.